Merhabalar herkese, 13. bölüme hoş geldiniz. Ben kaptanınız Tonguç. Bugün size önceki gün keşfettiğim ve bir hap gibi tek gecede bitirdiğim, sezonunu yalayıp yuttuğum bir diziden bahsetmek istiyorum. Dizinin adı See, yani görmek. Körler ülkesinde görmek kusur sayılır ya, bu dizide de şunu fark ediyorum. Apple gerçekten kesenin ağzını açmış, son dönemde gördüğüm en sürükleyici distopik diziyi yaratmışlar. İzleyecek yeni içerik bulmakta zorlanan ben, son zamanlarda Netflix, Blue TV, HD Film Cehennemi, Dizibox arasında gidip geliyordum. İzleyecek bir şey bulmak için harcadığım vakit, bir şey izlerken harcadığımdan daha fazlaydı. Kaldı ki son 2 aydır odaklanarak bir şey izleyebildiğimi hatırlayamıyorum. Sürekli bir elimde telefon, Twitter'da, Instagram'da takılırken arkada oynayan görüntüler gibiydi diziler benim için. Bir cuma akşamı her yerde karşıma çıkan kara cuma reklamlarına söverken izleyecek bir şey bulurum umuduyla cehennemde geziniyordum. C dizisi sürekli gözüme çarpıyordu. Afiş çalışması harikaydı. Normalde popüler ünlülerin olduğu yapımları pek sevmem, izlemem de. Ağızlarıyla kuş tutsalar piyasa işi der geçerim. Jason abi de gözümde Dwayne Johnson gibi 3 metre boy gayet itici. Game of Thrones dizisiyle tanıştık bu abiyle. Khaleesi'nin kocası rolünde. Ama afişte farklı bir hava, farklı bir şey vardı. Beyaz bir göz, yaralı bir yüz ve gizemli bir gri siyah arası ton. Netflix'in afiş kapak fotoğrafları ile bizimle nasıl oyun oynadığını biliyordum ama kendime de karşı koyamadım ve ilk bölümü açtım. Bana Westworld benzeri gelen jenerikte klasik ben, elde telefon, ekranda Twitter, bakalım bugün ülkede ne boklar olmuş, neler dönmüş derken bir anda ekran karardı ve tüm dikkatim diziye yöneldi. Yazılar akmaya başladı. Hop ne oluyor, neyi kaçırdık derken mecburen diziyi başa sardım ve baştan izlemeye koyuldum. Ve ben diziyi Apple Plus'ın dizisi olduğunu bilmeden, konusunun ne olduğunu bilmeden açmıştım. Ve dizi en başına bize konusunun ne olduğunu, olayları çok kısa bir şekilde özetleyip direkt başlıyor. Dizi uzak gelecekte dünya nüfusunun bir hastalık yüzünden komple kör olduğu ve 2,5 milyona düştüğü, 2,5 milyara özür diliyorum, bir zamanda geçiyor. Hatta nesiller geçmiş, modern hayatın tüm izleri silinmiş. Dizi bu nesillerin geçtiği hissini tüm dekor ve kıyafetlerle çok güzel anlatıyor. Nasıl anlatabilirim? 4 nesil kör yaşasa gündelik hayatı böyle olurdu diyebileceğim çok efsane detaylar var. Ciddi ciddi senaryo ekibi, dekor ekibi oturmuş, kör olsak nesillerce hayatta kalmak için böyle yaşar, böyle aletler kullanır, böyle avlanırdık diyerekten diziyi yaratmışlar. Konu çok basit aslında. Bırak diziyi, filmini yapayım desen ne kadar uzatabilirsin? Ama para Apple'dan çıkınca öyle bir ekip kurmuşlar ki inanamazsınız. Şampiyonlar Ligi gibi. Maymunlar Cehennemi'nin yapımcısı, Açlık Oyunları'nın yönetmeni, Peaky Blinders'ın yaratıcısı bir arada. Daha aşağı kalır bir yapım beklenemezdi zaten. Dizinin en çok hoşuma giden yanı distopik bir gelecekte olduğumuza inandırmak için çok da çaba harcamıyor oluşu. Yani jenerikten sonra herkes gelecekte kör oldu demese ben tarihi bir film bile zannedebilirdim. Çünkü gündelik hayatlarında modern eşyalar hiç yok. İlk 3 bölümü kesintisiz izlerken eski uygarlıktan geriye kalan çok da bir şey göremiyoruz. Distopik film ve dizilerin olmazsa olmazı yeni yaratılan dinlerin insanları esir etmesi yine üzerine basıla basıla işleniyor bu dizide. Yeni din uğruna işkence edilenler, cadı ilan edilenler, öldürülenler ve yine aynı şekilde yeni dua yöntemleri, yeni tanrılar. Ama bu sefer orgazm ile dua ediyorlar. Düşmanımız olan, dizide düşmanımız olan kraliçeyi sıklıkla orgazmlarıyla dua ederken görüyoruz. İlginç bir detaydı benim için. Dizi bana gerçekten körlerin hikayesini anlattığına inandırdı, atmosferini hapsetti. Matrix'teki yeşil efekti hatırlarsınız, Matrix'in içindeyken bizim Neo abimizin. Bunda da gri bir atmosfere geçince dizi ve mükemmel ses efektleriyle birleşince siz de kendinizi kör gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Son zamanlarda elimde telefon olmadan
izlediğim tek dizi. 10 üzerinden 9,5 puan veriyorum. O da fragmanının kötülüğünden. Yani fragmanı izlesem diziyi izlemezdim. Bu kadar mı kötü anlatılır fragmanla dizi, ifade edemiyorum şu an. Gerçekten çok kaliteli dövüş sahneleri var. Brutal ölüm sahneleri var. Ninja kılıçlarıyla vesaire. Mutlaka izlemeniz gereken ve bu senenin 2019'un en iyi dizisi diyebilirim. Esen kalın efendim. Görüşmek üzere.